2008 yılında Nobel Ekonomi ödülünü Paul Krugman almıştı. Krugman son yazılarından birinde Keynes'in fikirlerinin haklılığını savundu. Malum Keynes enflasyonun sebebini talep enflasyonu olarak izah eder ve tam istihdam düzeyinden sonra toplam harcamalardaki artış enflasyona sebep olur demektedir. Enflasyonun neden kaynaklandığını başka bir yazımızda izah edeceğiz. Şimdi Krugman'ın da savunduğu talepten kaynaklanıyor fikrinin yanlışlığına dikkat çekmek istiyoruz. Milli ekonomi modeli tezimizi hazırlarken geniş olarak ele aldığımız gibi üretim faktörlerine ödenen para elde edilen üretimi satın almaya yetmez. Bu sebeple üretimle orantılı olarak her zaman devletlerin emisyonu arttırması gerekir. Bu da enflasyonu arttırmaz, tam tersine ekonomiler için bir zarurettir. Keynes'in yaklaşımı orta ve uzun vadede hem maliyet enflasyonuna hem de talep daralmasına sebep olmuştur. Asıl problem tüketimin devreye girememesidir. Bu açık maliyetli parayla yapılan kamu harcamalarıyla katılmaya çalışılmıştır. Serbest piyasa ekonomisinin temel fikirlerinden olan her arzın kendi talebini oluşturacağı tezi büyük bir yanlıştır. Eğer büyüyen bir ekonomiye sahipseniz, yakaladığınız bu büyümeyi karşılayacak tüketim miktarının üretimden elde edilen gelirle sağlanması mümkün değildir emisyonun genişletilmesi şarttır. Ortaya koyduğumuz bu gerçek, büyüyen ekonomilerin bir süre sonra duran bir döneme girmelerinin de izahıdır. Büyüyen ekonomilerde büyüme olduğu her yıl talep eksikliği de artmaktadır. Bu talep yetersizliği, büyüyen ekonomilerde kendi içine doğru bir çöküş başlatacaktır. Tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nde mortgage kriziyle başlayan ve halen çözülemeyen çöküş gibi. Kapitalizmin kalesi Amerika Birleşik Devletleri'nde Wall Street önünde gösteri yapan kalabalık halk kitlelerini hatırlarsınız. Ellerinde %99 biziz pankartları bulunmakta. Pankartın ifade ettiği %99 kapitalizmin temelini oluşturan ezilen çoğunluğu ve geride kalan %1 ise Wall Street'te borsa oyunlarıyla zengin olmuş, paranın elinde toplandığı elit grubu temsil ediyor. İşte Krugman sokakları dolduran bu insanlar için şu yorumu yapmıştı. Wall Street'in efendileri aslında derinde bir yerlerde duruşlarının ahlaken ne kadar savunulmaz olduklarının farkındalar. Bu insanlar Amerikan halkına yarar getirecek şeyler yapmak yerine mali dolaplar çevirerek zengin oldular ve bizlerin de krizin içine girmemize yardımcı oldular. Bir insanın hem serbest piyasa ekonomisini savunması hem de kapitalizmin kitlelerin hakkını yiyen yanını eleştirmesi birbirine ters iki düşüncedir ve neyi savunduğunu bilmeyen bu kişi Nobele layık görülmüştür. Azerbaycan'da yapılan 2. Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresinde Milli Ekonomi Modeli de Nobele aday gösterilmiş ancak ödül alamamıştı. Tezimizin kapitalizm ve sosyalizmin halledemediği meseleleri çözdüğü ve 150'ye yakın ülkede kısmen uygulanmaya başladığı dikkate alınırsa neden bize değil de daha hangi fikri savunduğu bile belli olmayan bir ekonomiste bu ödülün verildiği daha iyi anlaşılacaktır. Milli ekonomi modeli mevcut ekonomilerin yanlışlarını ortaya koyarken aslında sömürülen halklara sahip çıkmaktadır. Ekonomileri işgal edildiği için bağımsızlıkları ellerinden alınan ülkelere yardım etmektedir. Krugman ise bilinçaltında sömürünün yanlışlarını fark etse de onun temsilciliğini yapmaktadır. Ödülü verenler elbette ki kendileriyle aynı safta yer görüşünü benimseyeceklerdir. Krugman, savunduğu tezin cahilidir. Bizi görmezden gelen ve bu insanları baş tacı eden bizim milletimizse yaşadığı dinin cahilidir. Her ikisi de cehalet noktasında ortaktır. Allah bu cahillerin elinden özellikle Türk milletini ve bütün insanlığı korusun. Profesör Doktor Haydarbaş